Macaristan'da zaman hareketliliğini bu fuarda da devam ettirecek. Aktif bir kentiz, hareketli bir şehir, yaşamayı seviyoruz, hayat karşıya kadar güzel diyoruz ve hayatın o güzelliklerini de burada yurttaşlarımızla birlikte paylaşıyoruz. Yaptığımız işleri yurttaşlarımızla paylaşıyoruz. İçimizdeki mutluluk ve yaşama sevinci standımıza ve buraya gelen konuklara yansıyor. Halil Meniş ve Alaşehir Belediye Başkanı Gökhan Karaçoban'ın yanındayız. Merhabalar efendim. Merhaba. Hoş geldiniz öncelikle İzmir'e. Nasıl buldunuz bu ara çalışmaları? Fuar çalışmalarında tabii bu yıl 85. İnternasyonel Fuar'ın onur konuğu Manisa. Dolayısıyla Manisa'nın bir ilçesi olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi himayesinde. Bizler de burada küçük bir stand kurduysa temsil etmekten son derece mutluyuz. İzmir'i çok yakından ilgilen biri olarak da bu sene konuğu olmakta. Alaşehir'le ilgili en azından bazı şeylerin İzmirli ve yakın çevre ildeki vatandaşlarımıza gösterilmesi ve onların tarafından alınmasını sağlamak bizim için ayrıca bir keyif yapıyor. Ayrıca tabii organizasyonda yer alan Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin gerekli personelde son derece ciddi ve iyi bir hazırlık yapılmış. Bunu söyleyebilirim. Gezdiğim her yerde hakikaten çok özenli ve itinamlı çalışma gördüm. Beklentilerinizi karşıladı mı? Fazlasıyla, çünkü hemen hemen Manisa'nın o kadar değişik motifleri var ki, yani ilçe ilçe değişen kadar fazla motif var ve bunların hepsini birden el emeği, göz bulmanlarla bir arada görme şansı veriyor. Tarihiyle, kültürüyle, geçmişiyle, zirai ürünleriyle ve annelevi yaşama şekliyle hala Anadolu insanlığı nasıl yaşadığını en ince ayrıntılarına kadar gösteren yaşama şekliyle bence Türkiye müzeyinin çok güzel bir parçası. Çok farklı renkte, farklı güzellikte şeylerin bir kombinasyonu şeklinde. İşte Manisa'nın hakikaten Türkiye'de çok değişik bir özelliği var ve bu güzelliklerini, bu çeşitliliğini de işte bu böyle fuar organizasyonlarında ilçe ilçe ortaya koyduğu zaman da güzel bir ortam meydana geliyor. İşte İzmirlilerle bunu paylaşmak hakikaten Manisa'lılara güzel keyif veriyor. Yani İzmirlilerden de çok yoğun bir ilgi var. Evet. Gördüğümüzde de öyle. Ben daha evvel ziyaret etme şansı bulamadım ama daha belki ziyaret eden kişilerden olmadığını gördüğüm kadarıyla, anlatılan kadarıyla hakikaten Manisa standının Büyükşehir Belediyesi'yle ilgili çok büyük ilgi noktaları ve ilgi çektiğini arkadaşlar ifade ettiler. Alaşehir Belediye Başkanımız Gökhan Karakoç'a çok teşekkür ediyoruz. Genel Sekreterimiz Halil Memiş'in yanındayız. Merhabalar efendim. Merhabalar. Siz neler söylemek istersiniz? Şimdi tabii öncelikle 85. yılını burada itirak eden İzmir Fuarı'nda yer aldık. Uluslararası bir fuarda onur konuğu olmak bizim için önemli. Burada yer alırken veya burada yer alma bize teklif edilirken bunu büyük bir fırsat olarak gördük. Ve standa gezdiğinizde göreceğiniz gibi Manisa'nın her yönüne burada yer vermeye çalıştık. Özellikle Manisa bir tarih kenti, Manisa bir kültür kenti, Manisa bir tarım kenti, Manisa bir turizm kenti. Bir burada ziyaretçilerimizi milattan önce binli yıllardan alıp bugünkü Cumhuriyet Türkiye'sindeki Manisa'ya getirmek istedik. Onun için de baktığınızda ilk etapta işte Kula'nın Jeoparkı, ki işte geçmişi milattan önce binli yıllara dayanır. Hemen yanında Aygay, işte onun yanında Sardes, işte onun yanında milattan sonraki döneme rastlayan 6. yüzyıl olması lazım. Yanılıyorsam başkanım beni düzeltsin. Sanjin Kilisesi kalıntıları. Hemen devamında özellikle Kula tekrar gündeme geliyor. Tarihi evleri Osmanlı döneminden kalma. İşte ona yer verdik. Yine devamında özellikle Manisa
Türk tarihine damgasını vuran Şehzadeler Kenti dediğimiz nadir kentlerden bir tanesi. İşte Cihan Devleti Osmanlı İmparatorluğu'na padişahlık yapmış 7 padişahımız şehzadelik dönemini burada geçirmiş. Toplam 16 şehzade burada Manisa'da bulunmuş. Onu simgeleyen bir otağı oluşturduk. Hemen devamında özellikle Cumhuriyet Türkiye'sinde Türkiye'sine adım atarken kurucu iradenin ve Kuvayi Milliye'nin yanında yer alan Demirci Akıncılarının o kurtuluş mücadelesi günlerinde verdiği mücadeleyi simgeleyen Akıncılar yoluyla işte 8 Eylül dediğimiz Cumhuriyet Türkiye'sinin kapısını araladık. 8 Eylül biliyorsunuz Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun tarihi. Ondan sonrası da işte yine gördüğünüz gibi niobesiyle, işte yılkı atlarıyla, bağlarıyla özellikle son dönemde gelişim ve atılım gösteren Manisa'nın Büyükşehir Belediyesi'nin Manisa'ya kattığı işte Alparslan Türkeş Köprüsü'dür, Atatürk Kent Parkı'dır. Onların da yer aldığı ama hepsinden önemlisi bizim var olmaz değerlerimizden biri olan inançlarımızın simgesi bir camimiz var. Belki dikkatinizi çekmiştir. Mimar Sinan'ın Ege'deki eserlerinden biri olan Muradiye Camii. Onu da burada simgelemek istedik ve tüm ilçelerimize de burada yer verdik. İşte Alaşehir Belediye Başkanımızın da ifade ettiği gibi her ilçe kendisinden burada bir şeyler buluyor. Biz burada bir tarih yolculuğuna insanları çıkartarak Manisa'nın sahip olduğu değerlerin aslında çok cüzi bir kısmını burada onlara sunabildiğimizi de ifade etmek istiyorum. Bu vesileyle özellikle Jeopark UNESCO'ya girmiş 58. Jeopark Avrupa'da, Türkiye'deki birinci ama aynı zamanda somut olmayan kültürel miras olarak da bizim Mesir Festivalimiz var biliyorsunuz. Biz onu da çıkıştaki tabelada da gördüğünüz gibi buraya gelen herkesleri onu simge olarak alarak Manisa'ya davet etmek istiyoruz. Ben inanıyorum ki buradaki bu düzenlemeye gören Manisa'daki kültürel tarihi zenginliklerin çok cüzi bir kısmını gördüğünü anlayacaktır ve en kısa zamanda Manisa'ya girecektir. Biz hem İzmirlileri hem civar illerden buraya gelenleri hem de uluslararası diğer devletlerden uluslararası niteliğinden dolayı buraya gelen konuklarımızı fırsat bulduklarında Manisa'ya davet ediyoruz. Manisa'da onları ağırlamaktan ve misafir etmekten büyük bir keyif ve mutluluk duyacağımızı ifade etmek istiyorum. Sayın Cengiz Ergün'ün de Manisa'da hani asfalt veya altyapı çalışmalarına inmediği herhangi bir yer kalmadı diyelim. Doğru. Bu doğrultuda da herkesi Manisa'ya bekliyoruz.
Thank you.